Güzel ablam. Nasılsın? Tamam, ben geldim. Kimim ben? Ben kimim? Kimim ben? Doktorum ben, doktor. Başhekimimiz Süleyman Bey. Bu hastane var ya, hastane, büyük hastane. Onun ben, onun patronu benim işte. Evet. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bir seni bir ziyaret edeyim dedim. Seni çok methettiler. Seni çok anlattılar. Dedim ki gideceğim, ben bir göreceğim bu dedem ablayı dedim. Ha? Dürbün mü istiyorsun sen yoksa? Düğün ne zaman? Düğün? Bak, sağlıklı olmanın ilk kuralı iyi beslenmektir. Bunu unutma. Bak, tansiyonu ölçüldü. Ateşine bakıldı. O sonra bir de parmaktan oksijene bakıldı. Turp gibisin, turp. Evet, ne seviyorsun? Hangi yemekleri seviyorsun? Onlardan yapalım. Dolma makarna. Hariç. Niye? Dolma çok güzel ya, ben bayılırım. Sebze o zaman. İyi. Şengül abla, var mı sizin için yapacağımız bir şey? Yani ben geldim, hem hastalarımızı ziyaret ediyorum, ihtiyaçları var mı? Bizzat duymak, görmek istiyorum. Bir eksiğimiz olur. Ne bileyim... Evet. Memnunsunuz hizmetimizden. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Nazlı mı? İsmi? Yok, ben. Ha, Filiz Hanım. Nazire. Filiz Hanım, Nazire Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Biz artık bir aileyiz. Aileyiz, tabii ki. Maşallah. Seman Bey'in bu tarafta. Geçmiş olsun. İleri düzey Alzheimer. Kaç yaşında? Şeyi de var, peki de var. Sonrası. Yatak veremesek de. Ama ben bunu tamir ettiririm. Ben bu yatağı, tamam mı? Allah'ın izniyle, sonuçta devletimiz güçlü. Allah'a şükürler olsun. Allah'ın izniyle ben bu yatağı böyle tertemiz yaptırırım. Bizim evde sağlık hizmetini veren doktorlarımız, onlar gelebilirler. Tabii. Hastayı hastaneye götürürüz. Biz hastamızı alırız aracımızla. En iyi şekilde hastanemize getiririz, muayenesini yaptırırız. Tahlili, tetkiki, MR'ı, filmi ne varsa hepsini yaptırırız Allah'ın izniyle. Ya sonuçta biz burada devletin uzanan bir eliyiz. Yani devlet bizimle vatandaşa ulaşıyor, hastalara ulaşıyor. Biz de üstümüze düşen... Akraba olduk. Ne güzel. Yok, ben şimdi bir hastamızın yanından daha geldik. Zaten arkadaşlarımız çok kıymetli, çok değerli de burada sizlerle olan iletişimlerini de görünce ben çok mutlu oldum, çok da gurur duydum. Güzel, kutsal da bir iş. Allah'a esirgesin. Şu teyzem bir melek. Bir melek yani. Bir melek. İşte gölgesi yetiyor. Tabii. Benim sizler için yapacağım, benden i̇şte istediğiniz... Yatak. Tamam, onu ayarlayacağız. Onun dışında... Teşekkür ederim. Ben de sizleri görmüş oldum, tanımış oldum. Mutlu oldum. Ne kadar... Şimdi bizim böyle hizmet verdiğimiz herhalde 400'ün üzerinde mi? 1000 küsur maşallah. Evet. Yani çevre, köyler, yumurtalık, 1000 küsur hastamız var. Maşallah. Yani şimdi ben buraya da gelince, sizleri de görünce çok daha mutlu oldum. Sizlere nasıl dokunduğumuzu, sizlere nasıl yardımcı olabildiğimizi bizzat da görünce ben de manevi olarak şu anda büyük bir şey yaşıyorum. Mutluluk yaşıyorum ve ayrıyeten gerçekten personelimize de şu anda çok büyük bir gurur duyuyorum. Yani Ali Bey, bizim evde sağlık hizmeti verirken ki amacımız burada hastamıza evinde uygulayabileceğimiz neler var? Bunlar belli şeyler. İşte kan tahlilleridir, ufak pansumanlarıdır gibi şeyler. Zaten ileri bir
durum olduğunda teknik veya bir film çekilmesi gerektiğinde doktorumuz bunu söylüyor. Biz de aynen hastamızı alıyoruz, götürüyoruz, hastanede gerekli hizmeti veriyoruz. Vallahi arkadaşlar sizin de çok güzel, kutsal bir işiniz var. Onu da yani Allah katında da çok iyi bir yeri var. Böyle de güzel, güler yüzlü ailelere de hizmet ettiğiniz zaman daha da mutlu oluyorsunuzdur yani. Değil mi? Ben sizde de o şeyi gördüm, biliyor musunuz? Yani yüzünüzde o aydınlığı gördüm. Yani yaptığınız işi severek yaptığınızda gördüm, çok mutlu oldum. Ali Bey, sizin için yapacağım, benim yapacağım bir şey var mı? Varsa buraya kadar gelmişken önerinizi de aldım. Evet.